Aziz peygamberimiz gerçek müminle henüz iman kafalarına, kalplerine kökleşmemiş olan insanlar arasında farkın namaz olduğunu ifade buyururlar. El ahdullezi beynene ve beynehum es-salah Müslüman olanlarla gerçekten İslam'a bağlı olmayanlar arasındaki temel fark namazdır. Bilerek namazın farziyetini inkar ile namazı terk eden kafir olur. Aziz kardeşlerim, sahabiler yani ilk müminler namazsızlığı münafıklık alameti olarak görürlerdi. Güzel kardeşlerim. Sakın a namaz konusunda duyarsız olmayalım. Namazdır bizi İslam'a yaklaştıracak ve toplumsal hayatımızı İslami çizgide yaşamamıza ortam hazırlayacak ibadet. Kardeşlerim, namaz Müslümanların gerçek anlamda kardeşleri olmanın, Müslümanların hakiki anlamda dostu olmanın ve de Müslümanlar tarafından temsil ve tasarruf hakkı verilebilir, verilebilir olmanın da temel şartıdır. Bakınız, bu aktardığımız gerçekler Kur'an-ı Kerim'de nasıl açıklanıyor? Tevbe suresinin 11. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Eğer o Allah'a ortak koşanlar fe intabu estaezu billah ve intabu ve ikamussalata ve atebuzzekate fe ihvanukum fid onlar tövbe ederler. Namaz kılanlar ve zekatlarını verirlerse işte o zaman fe ihvanukum fiddin dinde sizin kardeşleriniz olabilirler. Evet, müminler kardeştirler ama kardeşlik hukukuna riayet edebilecek olan kardeş olma konumuna yükselebilecek olanlar da namazlarını kılan ve zekatlarını verebilen müminlerdir. Ve Yüce Rabbimiz Maide Suresinin 55. ayetinde اِنَّمَا بَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُتُونَ الزَّكَاةَ وَاُمْرَاكِعُونَ buyurur. Sizin dostunuz Allah'tır. Onun peygamberidir. Ve de namazlarını dosdoğru kılan, zekatlarını veren ve yaradanın emirlerini uygulamaya hazır olan müminlerdir. Evet, onlardır sizin gerçek anlamda dostlarınız olan. Ve aziz kardeşlerim, hukuken temsil ve tasarruf hakkı verilebilir düzeye yükselmenin şartı da namaz ve de zekattır.